Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir gezi vloguyla karşınızdayım. Bugün nereye gideceğimi bilmiyorum ama tahminime göre Hamamönü tarafına gideceğim. Size oraları gezdireceğim. Prag tatlı tredernik yapan bir yer var. Belki beraber tredernik yeriz. Öyle. Girişte şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum, nereye gideceğimizi bilmediğim için. Gezip görürüz. Unutmadan söyleyeyim, izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar şurası Konur Sokak. Kızılay'a çok yakın. Kızılay'ın biraz üstünde yer alıyor. Yürüme mesafesi 2 dakika falan. Twister Cake yani tredernik yapan yerde bu sokakta yer alıyor. Biraz ilerleyince hemen sol tarafta kalıyor. Arkadaşlar tredernik'i aldım. Ben olan pistachio olanı aldım. Onun dışında üzerine dondurma eklettim, vanilyalı. İçerisine de sütlü çikolata eklettim. İsterseniz başka şeyler de ekletebiliyorsunuz. Ben bunu tercih ettim. Nasıl, beğendin mi? Bayağı güzel. Umarım bu şeker hamurudur ve yeniliyordur. Ağzı diyemeyen tek insan. Burnumu küçülttüm de yine değiyor demek ki sorun burnumda değil. Antep fıstığının kilosu ne kadardı? Daha Antep fıstığı. Kapatabilirsin. Arkadaşlar tredernik'i yedim. Şu kadar falan kaldı. Gizem, bir verir misin tredernik'i? Şu kadar falan kaldı. Çok böyle tatlı, güzel bir şey. Yani tatlı seviyorsanız seversiniz. Ankara'daysanız ve Kızılay'a falan geldiyseniz muhakkak gelip yiyin. Hani herkesin tatması gereken bir lezzet bence. Dış kaplamasını istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ben Antep fıstıklı, dış Antep fıstık, iç sütlü çikolata, üzeri de vanilyalı dondurma istedim. Ama siz bunu birçok farklı çeşitle çevirebiliyorsunuz. Sevdiğiniz şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Oradan çıktık biraz yine Konur Sokak'tan üst doğru ilerleyince Karibu Kafe var. Hep burada kahve içeriz. Kahve içmeye geldik. Size gösterdim. Arkadaşlar bakın, gittiğim Karibu şurası. Burası Selanik Caddesi ve burada çikolata evim yer alıyor. Burası da Ankara'da çok sevilen çikolatacılardan birisi, tatlıcılardan birisidir. Gelmek isterseniz tatlı sevenlere duyurulur. Arkadaşlar Ankara videosunda size öğrenciler için uygun olan bir takıcıdan bahsetmiştim. Lades diye bir takıcı. O videomu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Orası Ankara'da toptan satın alan yerlerden bir tanesidir. Normal piyasaya göre %30, %40 çok daha uyguna satıyorlar. O videoda bahsettiğim Lades'e gidiyoruz şu an. Size de göstermek istedim. Kızılay AVM'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Kızılay AVM'den şöyle aşağı sapıyorsunuz. Aşağıda yer alıyor. Arkadaşlar gördüğünüz yoldan dümdüz ilerleyince bahsettiğim yere varmış oluyorsunuz. Şurası.
Arkadaşlar ben şu küpeyi beğendim. Küçük boyları da var. Arkadaşlar Kızılay'da birçok öğrencinin fotokopi çektirdiği ve normale göre çok ucuz olan bir yer var. Sizi oraya götüreceğim. KYK yurdunda çekilen fotokopiden bile daha ucuza denk geliyor. Buranın ismi Kök Çarşı'dır. Orada çektirilir. Sizi oraya da göstereceğim. Arkadaşlar Musluoğlu'ndan yukarı çıkıyorsunuz. Yaklaşık 400 metre falan. Burada gördüğünüz. Yere yapışmayayım. Hangi taraf? Arkadaşlar size az önce gösterdiğim Kök Çarşı olan yer ana addaksın 30 metre aşağısında yer alıyor. Burası Kızılay'a giden yoldaki ana addaks. Tüm öğrenciler oradan çıkartıyor. Çok ucuz fotokopiler var. Şu anda da oradan çıktım. Biraz daha yukarı gidiyorum. Sahaflar Çarşısı var. İkinci el kitap, daha uygun kitap bulabileceğiniz bir çarşı. Size orayı da göstermek istiyorum. Sahaflar Çarşısı'na da Kızılay'a giden şu yoldaki en baştan gidiliyor. Kızılay'ın başlangıç kısmına geldik. Buraya girmeden ki yoldaki sokak Sahaflar Çarşısı oluyor. Arkadaşlar bakın Kızılay'ın başlangıç yerinden Akbank'ın yanındaki yere girdiğinizde şöyle Sahaflar Çarşısı oluyor. Burada full hem açık, yani böyle sokakta, hem de dükkanlarda ikinci el, aynen, ikinci ele uyguna çok daha ucuz kitap bulabiliyorsunuz. Ama bence böyle aramanız ya da böyle alt dükkanlara falan girmeniz, evet, Olgunlar Kitap Evi buradaki en ünlü yerlerden biridir. Bunlar hep ikinci el kitaplar arkadaşlar. Hep uyguna. Ama böyle hani aşırı aşırı uygun da değil. Orijinallerinden daha uygun ama. Arkadaşlar Sahaflar Çarşısı'ndan çıktık. Şimdi de size öğrenci kartının nerede ve nasıl çıkarıldığını göstereceğim. Yine önceki videomda bahsetmiştim. Ama size canlı olarak göstereceğim. Nereden ve nasıl çıkartıldığını. Evet, ama biraz hızlı olursan sevinirim. Şu 20'yi de al. Kart bilgilerimi gösterme ama. Hadi gösterirsen hemen bulurlarım. Arkadaşlar şuraya takıyorsunuz. Bir dakika önce bakayım senin için. Bu şu anda yükleme. Yüklüyoruz. Önce takıyoruz. Sonrasında 7.75 olduğunu söylüyor. 5 ve 10 mark notlar koyamıyorsunuz. Parayı şu biraz daha alçak seslisin. Bak kabul etmeyebiliyor. Bekle. Sadece 50'yi bırak. Bazen kabul etmeyebiliyor. Bir dakika. Bazen karışık olunca kabul etmiyor. Arkadaşlar otobüs için ve toplu taşıma için kullanacağınız kartı çıkartırken eskiden şey yapıyorlardı, öğrenci belgesi vesaire istiyorlardı, artık istemiyorlar. Sistemde otomatikmen öğrenci olduğunuz çıkıyor zaten. Fotoğraf mı getiriliyor? Ben yine de öğrenci belgemi falan yanımda getiriyordum çıkartırken lazım olur diye, ama artık o sistem yok. Siz yine de ne olur ne olmaz getirin, bazen sistem kabul etmeyebiliyor çünkü. Metroda kitap almak isteyen öğrenciler için de ikinci kitapta her zaman %50 indirim var burada. Arkadaşlar psikolojiyle ilgilenenler varsa bu kitabı öneririm kesinlikle. Çıkartacağınız alan Kızılay Metro'da çıkartılıyor. Ama saat 5'te kapanıyor. 5'ten sonra çekemiyorsunuz, çıkartamıyorsunuz, işlem yapamıyorsunuz.
yine de size göstereceğim. Arkadaşlar, işlem yapacağınız yer şurası ama saat 5'te kapanıyor. 5'ten sonra işlem yapamıyorsunuz. Normalde bu kadar sessiz, sakin değil. Burada yüksek ve uzun kuyruklar oluyor. Size göstermek için çekmiştim ama ben Ankara'ya geçiyorum. Metroya değil. Şeye geldim, hamam önüne geldim. Hava kararmadan size biraz da hamam önünü göstermek istiyorum. Arkadaşlar, güneş battığı için çok net değil. Ama madem geldik size gösteriyorum. Belki bir gün gündüz gözüyle daha gelirim. Burada ev yemekleri yapan, işte yöresel tatların olduğu mekanlar var. Kahvaltılıklar falan, ev yemekleri satan. Arkadaşlar, akşam ve sabah saatlerinde belediyenin dağıtmış olduğu sıcak çorbayı içiyorum. Bayağı güzel. Evet, anne çorbası gibi. Evet. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın öncelikle. Sonrasında da şunu söylemek istiyorum. Gittiğim takıcı Lades. Bu arada orada çekim yapmak yasaktı ama ben sizin için biraz yaptım. Devamında uyardılar. Yapmadım. Şunu aldım arkadaşlar. Şu muadili diyebiliyorum. 50 liraya satılıyordu. Bir küçük boyu da vardı ama onu almadım. Altın sarısı vardı, onu da almadım. Şu renk daha hoş geldi. Daha yaşıma uygun geldi. Altın pek hoşuma gitmedi açıkçası. Bir de DNR'da kuponum vardı. Ahmet Ümit'in Bir Başkomiser Nevzat kitabı olan polisiye kitabı. Agatha'nın anahtarını aldım. 100 liralık indirim kuponum vardı DNR'da. 40 liraya falan geldi. Şunu aldım. Ahmet Ümit Beyoğlu Rapsodisi de çok sevdiğim bir polisiye romandır. Okumayanlar varsa muhakkak okusun. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hep unutuyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.